geliyor. Ben abi bu arada Serdar DC'ye girmiş, ne yapalım? Banlasanıza. Düş görevi istemeyesek bir şaka yapmıştık ama. Aha lobide 2/5 bizi bekliyor. Yok yok. Nerede bizi bekliyor ya? LoL'de. 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 Ben bir o zaman Serdar'la oynatayım. Hasan sen bir çıldırıp gelsene aynen, Serdar'a. Aynen daha LoL mol girmez o. Tilt et bırakın gel. Bırakın bu bilgisayarı, hayat bilgisayarı bıraktı diyeyim. Tamam onunla bir müsait bir, olduğu bir zaman onunla oynarız. Discord'da gelsin. Yani falan verin. Nasıl bir şimdi gelseydi Yaşar bir sohbet. Ya şimdi adamı kitlemeyelim şimdi ya. Şimdi sallıyor tamam. Biz herkese tamam mı? Orada derler ki yarın evde sen niye adamlara bizim hakkımızda kötü konuşturdun falan derler. Olmaz yani. Ya kimse öyle bir şey diyemez de. Bir odaya girmeye izin verin. Negatif oy manyağı ederim. Elinde tuttum. Yok iyilerdi. Tutamadın arkasında neyi salla. Hadi atladım bunu zaten. Biraz hadi bak sana haksızlık ediyorum. Evet. Ekranda gördük. Ben de haksızlık. Ne oldu? Ne oluyor oğlum? Geldi geldi o geldi. O geliyor. O geliyor. Serdar. Annem gibi bir kadın arıyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Serdar abi, gerçek Serdar mı ama? Bir dakika. Bu gerçek abi bu. İstersen doğruna çağır abi sen. Nasıl doğru? Birkaç soru soralım. Bir şiir var mı ya Serdar'ım? Şiir okusan aynen. Tuti mucizevi. Ne desem laf değil. Deli tutturamadım az daha eğil. Bakalım ilk harflerine bakalım mı? Anal diyor ilk harflerinde anal, anal yazıyor. Oğlum sakin ol. Burada Twitch abi burada rahatız diye geldik. Serdar'ım hoş geldin ya. Eyvallah eyvallah. Ya bir şey soracağım. Sinirleniyorsunuz mu bana? Eyvalkını da sen az çok biliyorsundur. Çünkü benim böyle kemiğim yok böyle dilimin kemiği yok böyle makar yapıyorum da sizin bireysel yapmıyorum yani. Ben izliyorum seni zaten eve geldiğimde öyle bakıyorum yayınlarına. Kendi olaylarımı izleyip geçiyorum diğerlerine hızlı hızlı. Onları görmüyorum, kendime gülüyorum zaten. Ya makara yapıyoruz ya. Hani sakın vallahi öyle... Sakın üzülmeyin yani. Ben üzülürüm o zaman. Kaşıkla oynadın ya özellikle geçen gün. Biz reality, aslında orası bir reality show. Zaten yani öyle yorumluyoruz. Olduğumuz gibiyiz yani. O yüzden ben böyle bir adam. Ya ben bu şovu şu anda mesela... Reality show olarak izliyorum. Orada Serdar diye bir karakter var. Öyle bakıyorum yani olaylara. Anladın mı? Serdar iyidir ya. Serdar güzel. Serdar iyidir ya. Bazen senin taklidini yapıyorum ama... Hani senin de burnun bana benziyor ya biraz. O yüzden... İnan benziyor. Aynen gidiyorum. Edince... Ya şey güzel. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım kısmı çok güzel. Var mı peki planlarda böyle bir Twitch... Bir şeyler falan mı öyle? Ya Twitch şimdi beni sever mi bilmiyorum ki Twitch. Baba ben sana abi. Bir söyleyeyim mi? Tam zamanı yani şu an öyle bir fikrim varsa bak. Ben seni ayıktırayım evet. Yani. Ya kanka ben ne oynayacağım bilmiyorum ki. Yani ya da ne yapacağım? Konuşsam konuşamıyorum. Oynasam oynayamıyorum. Oluyor oluyor. Serdar gelişiyor. Abi LoL oyna. LoL iyi oynuyordun sen. Abi ben LoL'cuyum. Ben LoL'de fena. Abi ya. Tamam. Lat 5. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim Serdar. Bak. Odada Trial Vanra var. Bu 2016 TBF şampiyonu. Support'tu. Belki eskiden izliyorsan eğer. LoL'cu yani bu adam. LoL'cuyuz oğlum biz. Beni bir supportlasana kanka. Bu bir cinsel bir teknik miydi bu? Bir de bir şey soracağım Serdar. Baş başa mı özel bir yerde mi nasıl istersin ona göre şimdi ücretler değişti yani. Kanka biz ne yapıyorsak halkın içinde yapıyoruz. Halk adamıyız biliyorsun. Bitti bu kadar işte ben bunu alkışlarım işte. Bunu alkışlarım. Serdar'cıyız abi. Bitti bu kadar. Serdar bir şey soracağım. Kanka bir şey soracağım. Bunu yani programın şeyini bozmayacak şekilde bizi çok ufak hani şey yapabilirsen hani senin de şeyini bozmayacak şekilde hani anlaşmanı sözleşmeni bozmayacak şekilde biz şu anda programı ne kadar geriden izliyoruz'u ben merak ediyorum. Çünkü bazı söylentiler var. Şimdi bunun cevabını verebilmek için bir kere programda yarışmacı olmak mı lazım? Anlayan anlıyor zaten. Anlayan anlıyor. Programda bize şöyle diyor, konuşabilirsiniz yani hani bizim hakkımızda anlatın tabii ki de bilsinler gerçekleri yani hani anlatabiliyor muyum? Harbi mi diyorsun? Tabii ki de orada kötü olan bir şey yok aslında. İnsan orada cringe bir şey yaşıyor diyor ki aa cringe veya cringe oldu ne oldu niye cringe oldu
İşte bana böyle 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 söylediler. Hani zaten abi anlatabiliyorsan biz dinleriz yani, merak ettiğimiz konular var çünkü. İçerideki olayla tamamen yani aslında doğaçlama gelişen şeyler yani. Kimse bir şey oluyor orada sana atıyorum şey de söyleyebilir. Yok böyle bir şey ama kameraman da der. Ya acaba şunun olsam mı veya acaba şunun olsam mı, bu seni seviyor, bu seni... Herkes dedikodu yapıyor. Yani içerideki arkadaşların da sana söylüyor. E doğru mu diyor, yalan mı diyor, kurgu mu yapıyor? Onun içinde sen de karışıyorsun. Ama yani tabii ki de benim kendi şovum, benim şovum. Yani ben bunu gizleyerek yapmıyorum ki. Doğru. Geçen günkü bir muhabbetiniz var. Tabii sizin çekimler çok daha eskiyse belki muhabbet geride kalmış olur ama biz izleyiciler olarak yeni gördüğümüz için soracağım onu. Seninle Aybüke'nin bir tartışması var, üstlerine Tolga ile aram bozuluyor. Yani işte bak biz orada senciydik. Neden? İlk gün, programın ilk günü galiba, ilk evet. dönemlerinde galiba sen Aybüke'ye bir şey söylemişsin serviste. O bugün ortaya çıkartılıyor falan filan gibi. İşte hani kesinlikle kesinlikle öyle oldu. Anlayan anladı abi. Ben anlayan anlar ben abi. Bu adam konuştu, anlayan anladı şu anda. Program kolaymış konuşmak ya. Program peki ne kadar sürecek totalde? Ne zaman bitiyor bu program resmi olarak yani? Şimdi normalde aslında program bunda kötü bir şey yok. Program biz izlendikçe yani bizi sevenler bizi sevmeye devam ettikçe ya da kötüleyenler kötülemeye devam ettikçe biz devam ederiz. Çünkü bir orada evlilikler de olabilir yani sonuç olarak orası bir aynı zamanda flörtün sonunda evliliğe gidebileceğin de program. Şimdi ben şahsi olarak oraya geldim. Virgülüm yok, noktasız devam ediyorum. Evet. Ben oradayken biriyle gerçekten aşk da yaşayabilirim. Çünkü orası bütün sektörden de olabilir veya atıyorum halktan da biri olabilir. Oraya kimin geldiğinin bir önemi yok. Aranda bir elektrik orada da başlarsa sen bu kadınla zaten evlenirsin. Yani bunda kötü bir şey yok. O yüzden yani biri insan orada ilişki yaşayabiliyor vesaire bunlar olabiliyor yani. Herkes diyor ya yok oradaki bütün her şey kurgu, yalan mesela. Ve her şey tamamen kurgu olabilmesi için adamların elinde bir senaryo yazıp bize onlara okutması lazım ki ben kendi yazdıklarımı okuyamıyorum. Doğru. Çok doğru. Anladım. Doğru. Vallahi anlıyorum ben. Bak, abi vallahi seni bile bir anlıyorum. Sordum soruyu unuttum abi. Ama dediklerini anladım. Yani kurgu... Biz yayın öncesi kahramana tekst yazıyoruz, o okuyor. Abi kurgu ne kadar kurgu olabilir ki diyor zaten adam, anladın mı? Tamam, kurguyu geçtim. Zaten evde yapacak bir şey yok. İlla birilerine yazılma durumu söz konusu. Yani... Hani ev öyle bir ev. Yani orada bir amacın var sonuç olarak, sen gidiyorsun oraya ne yapacaksın? O zaman Zeyd'in dediği gibi derdik biz de. Keşfete düşmeye geldim ana atıyorum herkes... Biliyor oradaki popülerliğin geleceğini yani. Kimse bunu inkar etmesin. Benim savunduğum şey bu yani. Benim de stratejim var. Senin de olsun abi. Ben buna bir şey demiyorum ki. Doğru. Bir de ben bir şey soracağım. Bunu da yani yasaksa söyleme tabii ki. Ama söyleyebiliyorsan evet. da sorayım. Şimdi baba bu kadar adam var. Her gün çekim yapıyorsunuz. Neredeyse haftanın her günü bir gün tatili var. Ve günde kim bilir kaç çekim yapılıyor burada. Kaç saat. Burada bu adamlara bu... Maddi şeyi nasıl sağlıyor? Haftalık program bir para mı veriyor yoksa sadece birincile mi veriliyor bu para? Yani çalışmıyor mu bu insanlar? Şimdi parasal olarak yani orada her şeyiniz karşılanıyor. Zaten biz orada dört dörtlük geçiniyoruz ve dört dörtlük yaşıyoruz. Çünkü orada içerideki rejiden yapıma bizim iyiliğimizi istiyorlar. Yani evimizden alıp kapıya kadar getiriyorlar. Daha ne yapsınlar? Eyvallah da yani şey demek istiyorum. Belki sen çalışıyordun bundan önce. Var. Programa geldin işi bıraktın ya mesela diyelim ki. Evet. Hani orada bir... İhtimalle bir şey söylememiz ya da söylememiz doğru olmaz. Çünkü erkeğe maaş sorulmaz. Anlayamam. Doğru, harbiden doğru abi. Anlayamam. Ben yine anlıyorum. Ben anlıyorum. Bak erkeğe maaş sorulmaz dedi, anlayan anladı. Aynen öyle. Anlayan anladı. Anlayan her şeyi karşılıyormuş. Ama bu tarz şeyler hakkında konuşmam çok doğru olmaz. Bence de ya. Doğru. Bunu da anladım lan. Doğru. Yani ama şunu anladık ki prodüksiyon size bakıyor baba. Ama helal olsun yani, prodüksiyon da kusuru yok. Bakıyor. Biz de hani şimdi şöyle bir şey var. Elimizden geldiğince aşk yaşamak için oraya giden adamlar olduğumuz için gerçek sevgiyi görüyorlar. Benim şiirlerim olsun vesaire, bakışım, görüşüm orada bir amaç uğruna aşk yaşıyorum.
Şeyda Nur hakkında bir düşüncen var mı? Düşüncelerin neler? Vallahi bir şey düşünmüyorum. Aynen öyle. Bunu da anladım lan. Ne oluyor lan? Öyle. Anladı. Yani. Ulan şu anlayanlar da gelsin de Discord'da bize de anlatsın ama. Ama dediğim gibi yani Şeyma değil. Bak Şeyma diyorsun hala. Şeyma değil. Anlayan anladı abi. Anlayan anladı. Anlayan anladı abi. Uğraşırız burada konuşmak kolay. Çek akıyor abi. Anlayan anladı diyor. Herkes anlıyor. Görüyoruz burada. Vallahi çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Bize de hani makara çıkıyor bir yandan. Şey yapıyoruz, bir program olarak izliyoruz yani. Anlayan öyle anlıyor bizde de. Arada bana sallayanlar oluyor mesela arada. Şey diyor ya, diyor amına koyayım burada neler. Sen diyorsun ki ne diyorum kanka, toparlamaya çalışıyor. O diyor ki ona söylemedim ben zaten. Hani öyle şeylere de yakalayabiliyorum. Çağrı tipe bak. Çağrı olayı. Ya burası birazcık böyle gevşek bir ortam olduğu için tabii oradaki ciddiyeti kaldırıyoruz. Oradaki ciddiyeti tam da biz buradan yansımıyor yani buradaki de buraya böyle yansımıyor. Biz burada daha rahat ve relax takıldığımız için öyle ya oluyor. Ya biliyorum ben zaten orada olsam da aynı şekilde o adamın bana onu söyleyebilecek rahatlığı var. Bunu hissedebiliyorum. Ama bak sen evdeki eğlenceli modelsin. O yüzden sana takılıyoruz. Bakma. Evet evet. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Harbiden yani. O yüzden evet. Vallahi herkese çok teşekkür ederim. Arada League of Legends falan da bir şeyler yaparız. Vallahi... Beraber bir bölüm izleyebilir miyiz ya? Sen de kabul etmiştin yayında. Ya biz şöyle bir şey yapabiliriz. Ben de şimdi kanal açacağım mı ya? Hep birlikte izleyemiyor muyuz? Ben bir yerde, Çağrı bir yerde böyle. Ya izleyebiliyoruz. İzleriz abi, izleriz. Sen öyle ama... Şey. İzleriz ama onun için fatura bilgisi vermemiz lazım. Herkes biliyor ya, anlayamadı. Anlayan anlar abi. İzleriz. Anladım, izleyen izler olmazsa anlıyorum. O zaman da. O zaman da izleyen izler. Senin... Ya çünkü ben kendim de orada çok fail'ları senin yaptığını da duymak istiyorum ya. Bunu niye yaptın dediğinde benim cevabım da herkesin duymasın. Tabii canım, öyle pozisyon inceleme yapabiliriz harbiden. Evet. Yani çünkü bazı sahneler var. Çıldırıyoruz ya. Bunu niye böyle yaptı ya diyoruz mesela, anladın mı? Evet. Harbiden ya, güzel olur. Çağrı, ben bir sik anlamadım. Kardeşim anlayan anladı o zaman. Sen anlayan anlamadın. Anladı. Aynen öyle. Onu bunu bilmem anlayan kardeşim. Olsun. Ben Serdar'cıyım. Ben bir şey sorabilir miyim Çağrı? Çok merak ediyorum. Tabii Gugu. Serdar Bey, Zed geri gelme ihtimali var mı? Program açısından. Bunu söyleyemez. Yok yok, geldi mi demiyorum. Hani eski programda geliyordu. Gelebiliyordu eski programda. Evet. Bunda da öyle bir uygulama var mı? Ama ben söylerim kanka. Sorun aklınızdaki soruları ya. Ben çok iyi spoiler veren bir adamım dermişim. Zed geliyor mu geri? Her şeyi sorabiliyoruz mu? Gugu, anlayan anladı, geliyor mu gelmiyor mu? Anladım ben, geliyor. Hayır. Eski şöyle programda şey elenenler geri gelebiliyordu. Burada da öyle mi diyor? Olay şu arkadaşlar. Geliyor. Nasıl geliyor? Siz çok seviyorsanız reklam izle, yani şey, oylama yaparak Anlayan anladı. Boşver. Oylama yaparak. Oylama sonucunda mesela bize ulaşabiliyorsunuz gayet iyi şekilde. Eğer yurt dışından oylama yapmak isterseniz de El Pador Denamor'dan. El Pompay. Ya bir şey söyleyeceğim Serdar. Biz şimdi bu oyların etki ettiğini pek düşünmeyen taraftayız. Yapma ya, olur mu? Ediyor mu, etki ediyor mu size gerçekten de? Tabii ki de. Yani bizi oradan ne kadar sevdiğinizi gösteriyorsunuz. Yemi ona göre mi belirleniyor? Ya yemi ona göre belirlenmiyor. Öyle şey mi olur? Sadece biz kendimiz de bizi ne kadar sevdiğinizi veya ne kadar sevmeyeceğinizi görüyoruz. Ben de etiklerden anlıyorum. Anladım. Anlayan anlar abi. Anlayan anladı. Anlayan anladı. Anladım. Yani Zeyd'in gelmesini istiyorsanız onu oylayın. Ben gidersem, benim gelmemi isterseniz beni oylarsınız. Sen gidemezsin abi, olmaz. Setol yanım gelmişsin. Serdar abi, bu Çağrı var ya, Öykü'ye aşık. Evet, Öykü ablayı Çağrı abi ayarlayabilir miyiz? Ne oldu, ne oldu? Oğlum sen salak mısın? Gerizekalı mısın Aslan sen, Gugu? Allah Allah, Serdar'ım öyle bir şey yok. Makara yapıyor gerizekalılar. Anlayan anladı. Anlayan anladı. İşte öyle, içerisi de harika devam ediyor.
Bakalım vallahi, ne olacak. Vallahi güzel. Acaba işte kaç bölüm gerideyiz biz? Ben bugünkü bölümdeyim işte. Siz hangi bölümdesiniz? Anlayan anladı. Anlayan. O ne demek? Nasıl abi ya? Anlayan kafam anladı. Kafam yandı ya benim. Benim vallahi kafam yandı ya. Abi adamın her cümlesi bir bilmece ya, yemin ediyorum. O zaman bir gün boş bir zamanında senle vam... Ben çok akıllıyımdır. Ben yine. Doğru, harbiden öylesin. Anladın mı abi bunu, anladın mı? Cahil anladım, harbiden anladım abi. Bir gün senle evet hayır oyunu oynayalım mı ya Discord'da? Ya, İnşallah be. Yaşım isteyen bir oyun ya. Gerçekten seni de yanıltırım çünkü. Beni yanıltamazsın baba. Ya herkes öyle diyor bunu. Bak, kameran ben var mı abi? Tam o, ben o yanıltamayacağım insanım. Oynayın, oynayın hadi. Kameran var mı Serdar? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Buradaki rahatlığıyla aslında yapabilir miyim bilmiyorum da. Ya birebir de olsak büyük ihtimalle bir şekilde kandırırım da. Ha, ekrandan geçmez diyorsun. Evet, geçmez. Ya o aslında hipnotize gibi. Orada çocukların ekran heyecanını kullanarak bir tık yakalayıp gönderiyordum. Bu insanın yanındayken de mesela el kol temasında bir anda gözlerine bakarak onu heyecanlandırabilir. Mikromimik. Evet. Vücut dili diyorsun yani. Kesinlikle. Mikromimiği görüyorsun abi zaten. Harbiden sen. Abi. Evet. Evet, çok komik ya. Kırmızı kartın neyini söyleyeyim abi? Kırmızı kart işte. Kırmızı kart yenileniyor yani. Yımrı atarsan. Dövüş kavga durumunda kırmızı kart. Evet. Yani. Peki bir spoiler istesek senden. Zaten siz duymuyorsunuz ki abi. Yani bip oluyor, bir şey oluyor orada. Ya Serdar, ben de ondan şeyim. Ben her gün Müge Anlı izliyorum. Ulan bipten anlayamıyor ya. Ya Serdar, Müge Anlı'yı ne yapsın kanka? Ne alaka ya şimdi Müge Anlı'yla Serdar? O zaman bir spoiler, şöyle bir spoiler isteyebiliriz. Üstü kapalı. Üstü kapalı bir şekilde. Anlayan zaten anlar da. Aynen, anlayan anlar onu. Kırmızı kart olayı oldu mu en azından, ona bir sorsak. Bence zaten şahsen oldu. Ben söylüyorum yani. Erhan ve Sedat'ın bugünkü baktığım olayda bile o kafa kafaya geliyorsunuz ya. Orada ana avrat söv daha iyi. O gözler çok küfür ediyordu. Yani ona izin verilmemesi gerekiyor. Bazen tabii buna da engel olamıyorsunuz. Çünkü hayatın gerçekleri bu. Çünkü ben ikisinin de Erhan'ın falan o yaptıklarının gerçek olmadığı inanan biriydim. En son ana kadar. Çünkü Erhan'a hep şunu dedim. Sen bence yalan söylüyorsun yani. Gerçek değil, şaka yapıyorsun oğlum. Bunun altında bu kadar kin besleyemezsin bir insana. O da onun en son bir söylediği bir laf varmış Sedat'ın Erhan'a. Ne olduğunu bilmiyorum. O lafından sonra her şey ilk şaka olan sonra ciddiye dönmüş. Hmm. Sence kırmızı kartlıktı yani diyorsun orası. Yani kırmızı kart olabilirdi yani. Ama fiziksel teması göremediğimiz için herhangi bir sorun yok. Şaka kakaya dönmüş ya. Evet evet, şaka kakaya döndü. Bravo. İkinci kakayı söyleyemedim. Eslem'le peki nasıl durumlar? Eslem güzel ya. Tatlı bir kız aslında. Allah'ın anladı abi, boş versin. Yok yok, öyle değil. Birbirimizi anlayamıyoruz, sözümüzü biliyoruz. Bir şeyler var. Yani, sevmek açısından evet, sorun yok. Birbirimizi seviyoruz ama... Hani gel gelelim. Abi 5 liracık gelmiş geçen. Kim atmış? 5 lira gönderdim. Utanmıyor mu kardeşim 5 lira atmaya? Şey okudum. Bence kanka orası tabii ki de bende net şey olmasın da başka bir platformda olsa, böyle daha büyük coşkulu bir şey olsa da katılır mıydım? Reality show abi, gerçekse evet yani. O zaman Katman Days hayırlı olsun. İnşallah. Aynen, Katman Days Serdar. Ama Katman Days'e sevişme yok kanka. En azından ekranda yok yani. İlk etapta yok. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Bizim olası kişinin kendi deneyine bağlı. Bizim ekip yapıyordu ya zaten. Daha önce başkalarını çekilenler. Ne, pompiş mi? Ya. Orada da insan oğlum. Çok iyi yerlere gelmişler kendi ülkelerinde ama yani bu neydi bilmiyorum. Anlayan anlamayanlar için şunu anlatayım. Yabancı kısmetsi olurun yorumladı. İspanya donate, öyle bir donate var. Yabancı kısmetsi olur da sevişiyor, hiç canı çekiyor mu, keşke bizdeki böyle olsa diye. Ha. Kardeşim soru bunu mu sordun ya? Benim algım çok farklı yerlere gitmişti abi, açıklamasan. Evet, evet.
Ama yani bizde böyle şeyler olmuyor Türkiye'nin örneklerine. Çünkü ona uymaya çalışıyoruz programda. Tabii canım, bayağı bir insan izliyor. Bakalım kaç izlenmiş bu bölüm. Evet ya, o sıkıntı. 191 bin. Diğer bölümlere bir bakıyorum hemen. Artık öğrenciler şey yapıyor mesela. Öğretmenleri tembih ediyormuş onu izlemeyin. Bana soruyorlar. Abi sizi izlememizi istemiyorlar niye? Ben dedim ne bileyim ya, öğretmenime sor yani. Şey, yolda yürürken falan hani böyle tanıyorlar mı artık? Kanka ilk gün ben çıktığımda zaten spor salonuna gittim zorluya. Orada başladı her köşe basışında insanlar konuşmaya. Bir de beni tanımama şansları yok. Yani çok da kişi izlediği için her aileden illa bir kişi tanıyor şu anda. Hmm. Vallahi ben de Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'dan beri takip ediyorum abi. Olsun kanka. Ben Leyla ile Mecnun'dan beri. Orada vuruluyordu Serdar abi. Nerede vuruldu ya? Eşkıya'da. Muro vurdu beni. Muro'nun sen kimin adamıydın ki? Yapma dedim. Bizim de eskiden ev sahibimiz, ben şeyde oturuyordum. İsim vermeyeyim. Bomont taraflarında. Guardian Dagger 50 liracık göndermiş. Abi Tolga Aybik bitmiş şunu sor. İronik öyle değil mi? Baksana abi, bir ay önceki şeyler ne kadar izlenmiş yani. Abi tabii. Ama şimdi Survivor falan da başladığı için belki i̇şte biraz... Bak, bir ay önce 10 milyon izlenmiş. 8-9 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 7 milyon, 6,5, 5,5, 5-8 bayağı izlenmesi var yani. Zaten mesela diğer DM'lere de öyle gözle bakıyorum herkes gibi. Orada da şey yazıyor. İnsanlar yeni başlıyor herhalde. Ya ne kadar tatlısın. İkinci bölüm, üçüncü bölümde küfür. Dördüncü bölümde ya ben vazgeçtim yine seni seviyorum. 6-7, 10'da başka, 12'de başka. Yani herkes yeniden de başlayan çok insan. Mesela var. Nerede yanlış gitti sence bu kırılım? Çünkü haftanın favorisiydin. Bir yerde bir kırılım yaşadın sen. Ben şimdi kırılım yaşadım mı aslında, o kırılım mı yoksa bir strateji mi, orası da bir... O da bize mi kalsın soru şartı. Onu bilemeyiz. Ha, spoiler vermedi, anlayan anladı. Anlayan anladı. Ben yine kırılım. İyi tabii ki ama şöyle bir strateji yani. Wingardium'ları strateji ya, evet şöyle bir şey. Çünkü insanlar seni tanıyabilir, bir şekilde görüp duyabilir, anladınız mı? Anlayan anladı. Anlayan anlar abi. Anladım ben. Anlar. Yani birden fazla kitleye bir anda hükmedip aralarından kendi kitlenin seçmek de çok iyi olabilir. Çünkü oradaki her şey kurgu olmasa da insanlar kendi enerjilerini birebir geçiremeyebiliyor. Yani o an sinirlendiyse sinirlendi işte. Benim tek anlayamadığım bir şey var. Anlayanların bile anlayamayacağı bir şey soracağım şimdi. Biz bu programlar daha önce çekildi. Eyvallah. Yani bizim bu hafta sonu kimin elendiğini bilmesek de aslında biri elendi, elendiyse. Tabii ki de. Biz de oy kullandık ama belki de haftanın favorisi oldu o insan da elendi mesela. Buna oy kullanmaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışından oy kullanmak isteyenler de. Allah Allah. El favor del favor. Yani mesela Tolga ile Aybüke. Tolga ile Aybüke yarışmayı bıraktı gibi bir söylenti var mesela. Ama tabii sen bunu söyleyemezsin. Anlayan yine anlamaya yani çalışır. Hem söyleyemem hem de yani o kadar çok şey söyleniyor ki, o kadar inanamadığım şeyler var, inandığım şeyler var. Ulan bu acaba var mı diye kendime sorduğum şeyler bile var. He, yalan haber yani. He, bir dünya başka şeyler var. Yalnız Serdar, sende şey bayağı çok gelişmiş. Hani sorulan soruyu dodge'luyorsun. Hani dojlamak değil. Hani bir de unutturuyorsun. İstediğinizi veriyor muyum? Veriyorum. Ondan. Harbi, ben mesela sorduğumu unuttum mesela. Anladım yani. Olmuşsun. Teşekkür ederim yani. Ekstraya gerek kalmadı. Ben buradan artık dayanamayacağım. Acun Medya'ya ben sesleniyorum. Elimizde böyle bir adam var Acun abi. Serdar gibi bir adam var. Neden abi? Exen'de bir tane program sunmuyor bu adam. Böyle bir yetenek demek istiyorum. Programın adı da Anlayan Anlar. Anlayan anladı mı? Belki de. Anladın mı? Ya da Anlayana Kadar diye bir program istiyorum abi. Sen ben Acun abi. Olmazsa hani bir telefona bakıyor Serdar. Çağır, gideriz abi, olmazsa. Anlayana Kadar olursa iyi la Serdar, emekliliği çıkartın oradan. Bunun şakaları biz de anlayamıyoruz Serdar. Anlamadıysan sıkıntı. Çözemedik. Seninle alakalı değil yani o şakaları anlayamadığında. Ya. Ben otomatik gülüşe basıyorum o sırada işte. O da var. O da var. Sanki sen işin kolayını bulmuşsun. Uzun süredir yapay yap artık. Tabii canım, burada kötü şakalara veriyoruz. İyi Serdar'ım, o zaman seni çok darlamayalım çünkü
Belli ki senin de bir fikrin yok programlar. Belli ki sana da anlatmıyorlar. Şaka yapıyorum. Çok iyi, çok iyi. Ben... Ama bir kesin LOL yapalım ya, bir de böyle izleyelim beraber. Tabii ki de League of Legends ve Twitch adresim Serdarsa olur zaten. Hepsi aynı. Alayını öyle yaptım. Serdarsa olur. Serdarsa zaten. Olur mu senin nicklerin? Evet evet, şimdi öyle yaptım. Serdarsa boşluk olur yapmışım League of Legends'ta. Ama şimdi bunu dedin, çok eklerler seni bak. Herkes ekler seni. Evet. Bir şey mi yaptık? Yok. Onu ayarlarız, onu ayarlarız. Evet. Yani onu ayarlarız. Önünü alamazsın, o yüzden diyorum. 20 bin kişi var chatte. Aa, şimdiden başlamış bir yandım. Vallahi o zaman oylarımızı sana gönderelim ya Serdar. Biz programı bayağı evet, kullanmadık ama haberin olsun yani. Yurt dışından nasıl yollayacağız abi oy? VPN'de. Derseniz El Pador Delaman uygulamasında bize iki kadın, iki erkek, iki çifti, iki kere, iki defa reklam izleyerek ardından oyluyorsunuz. Ama gerçekten onlar bize çok lazım. Bu da mı otoses? O zaman bir kere hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, atlayalım. Onu bir der misin ya son kez? Hangisi de var? Tamam tamam, ben zorlamayayım seni. Tamam, Serdarsa olur nickinden seni takip etmek isteyenler etsin o zaman abi. Serdarsa evet, olur. Her an Twitch canlı yayınlarına başlayacak mısın gibi bir hissiyattayım ben. Başlarsan da destekleriz bu arada kardeşim. Hiç sıkıntımız yok yani bu konularda. Bilmiyorum, ben de saatleri tutturmayayım diye korkuyorum. Saatleri şimdi, böyle yapacağım. Ben de şimdi sizin program çekim saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor onu bilmediğim için. Burası ama ayrı bir mesai işi yani. Biraz zor, hani çok kolay bir iş değil. Yorucu bir iş yani. Ya sanmıyorum, beni saatleri göreyim işte biraz. Daha önce de deneyimlerim oldu. O zaman 300 sevene ulaşmıştım. Belki burada daha fazla da olur. Yani klip kliplerin elimize geçti Serdar, biliyoruz. Ahri oynuyorsun, var birkaç tane. Aynen aynen. Yani öyle. İşte şimdi daha fazlaysa onlarla birlikte zaman geçireceğim. Ama başka bir amacım yok. İnşallah Serdar'ım. Sanki ama senin konuşmalarına ben sanki sen yarışmaya elendin gibi bir hissiyata kapıldım ama hadi bakalım, hayırlısı olsun. İnşallah öyle bir şey olmamıştır ya. Hani bir yere girmek hep aklındaydı zaten. Oradan biriyle çıkarsan da eğer bir şeyler yapacağım yani. Bunu izlemek veya dinlemek isteyecek olanlar olur. Bunun kaymağını yemeyeceğim, ben bunun için gelmedim diyenler de olacaktır. Onlara da dinleyelim. Tabii canım, bunun kaymağını yiyebildiğin kadar yiyeceksin gerekirse. Yani, bak Doç geldi yine. Teşekkür ettim. Serdar'ım çok memnun olduk. Çok sevgiler. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Yine haberleşiyor oluruz ya. Aynen. Öykü ablayı da Çağat abi unutmayalım. Kral ağzına sağlık. Bizlik bir ihtiyaç, eyvallah, bir durum halinde. Her zaman moderatörlere yazarsan direkt haberimiz olur. Oldu oldu. Çok teşekkür ettim. Hadi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Haydi iyi geceler abi. Bye bye. İyi geceler. Ya adamı niye böyle gönderiyorsun ya? Baba ne yaşadık ya? Furkan Beştegan'ın kırmızı oda belirtileri olmadan sarmıyor. Harbiden hemen Serdar'la Codenames ile telafi etmek lazım diyorum ben. Yaparız yaparız. Yaparız. İlerleyen dönemlerde yaparız. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He. İlla YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.